Ve dün akşam 25 Temmuz akşamı Tunus'ta darbe girişimi olduğu haberleri gelmeye başlamıştı. Peki Tunus'ta ne oluyor isterseniz kısaca özetlemeye çalışalım sizlere de. Tunus'un Cumhuriyet Bayramı'nda darbe girişimi yaşandı. 25 Temmuz Tunus'ta Cumhuriyet Bayramı olarak kutlanıyor zaten. Ve o akşam ülkede neler olduğuna bakalım. Cumhurbaşkanı Kais Said hükümete el koydu. Başbakan Meşişi'yi görevinden aldı. Meclisin tüm yetkilerini dondurdu. Yeni bir başbakan atayacağını duyurdu. Ve bazı siyasilere yönelik tutuklama kararı çıkartıldı. Sınır kapıları ve havalimanlarını kapattı. Parlamento çevresine askeri araçlar konuşlandırdı. Ve sokağa çıkanları ateş etmekle tehdit etti. Devam edelim. Tunus'ta dün akşam neler yaşanıyor? Bu arada darbeye karşı direniş çağrısı geldi. Nahta Hareketi lideri Raşit Ghannouchi'den halkı barışçıl mücadeleye çağırdı ve hükümetin görevinin başında olduğunu duyurdu. İşte özetlemeye çalıştık dün akşam Tunus'ta olanları ama haberimizde de detaylı olarak izleyelim isterseniz. Tunus darbe girişimine sahne oldu. Cumhurbaşkanı Kais Said askeri yetkililerle görüşüp yönetime el koyduğunu duyurdu. Said açıklamasında meclisin tüm yetkilerini dondurduğunu ve milletvekillerinin dokunulmazlığını askıya aldığını belirtti. Başbakan Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını ve kendi atayacağı bir başbakanla yürütmeyi devralacağını açıkladı. Tunus'un içinde bulunduğu yağma, yangın ve durum karşısında ülkeyi kurtarmak için olağanüstü önlemler alınması gerekiyor. Tunus Cumhurbaşkanlığı ise meclisin yetkilerini dondurma kararının 30 gün boyunca geçerli olacağını bildirdi. Said'in açıklamasına yanıt Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi Lideri Raşit Ghannouchi'den geldi. Ghannouchi kararların anayasayı ihlal ettiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Said'i darbe yapmakla suçladı, halkı barışçıl mücadeleye çağırdı. Cumhurbaşkanlığı bu kararları geri almaya çağırıyoruz. Çünkü bu kararlar halkı karanlığa sürüklüyor. Yasal bir dayanağı olmayan kararlar bir darbedir. Anayasayla yorumlamak yanlıştır. Halkı demokrasiyi yeniden tesis etmek için barışçıl mücadeleye çağırıyoruz. Ghannouchi'nin açıklamasına karşılık veren Cumhurbaşkanı Said sokağa çıkanlara ateş etmekle tehdit etti. Silaha sığınmaya çalışanları uyarıyorum. Devlete baş kaldıran hiç kimseye sessiz kalmayacağız. Bir tek kurşun sıkan olursa askeri ve emniyet güçlerimizin kurşun yağmurlarıyla karşılaşacaktır. Kararları reddeden parlamento üyeleri de mecliste görevlerine devam ettiklerini duyurdu. Tunus'ta Nahda Hareketi yöneticilerinden Riyad Şuaibi de devlet kurumlarına Cumhurbaşkanı Said'in aldığı kararları uygulamama çağrısı yaptı. O açıklamanın ardından parlamento binası askeri araçlarla çevrelendi. Bazı siyasiler hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. Tunus parlamentosunda bulunan askerler Meclis Başkanı Ghannouchi ve beraberindeki bir grup milletvekilinin içeri girmesine izin vermedi. Bu açıkça anayasal bir darbedir. Devrime genel ve kişisel özgürlüklere karşı bir darbedir. Demokratik olarak seçilmiş parlamento, hükümet ve gerisi halen görevinin başında. Yapılan çağrılar sonrası Nahda Hareketi yanlarıyla darbe girişiminde bulunan Cumhurbaşkanı Said taraftarları sokağa çıktı. Tunus'un devrim sonrası ilk cumhurbaşkanı olan Münsif el-Merzuki de darbe girişimine sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Bu geceki davamız Nahda'yı savunmak değil, demokrasiyi savunmaktır. Bu bir darbedir. Darbeye karşı demokrasiyi savunma sırası bu kez sizde. Ülkede gerilim sürerken darbe girişiminin ardından tüm sınır kapıları ve havalimanları kapatıldı.
Ve Türkiye'den bu girişime ilişkin ilk tepki geldi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop bir sosyal medya mesajı paylaştı. Şöyle ki, Tunus'ta yaşananlar endişe vericidir. Seçilmiş parlamentoyu ve milletvekillerini görev yapmaktan men eden kararlar anayasal düzene karşı darbedir. Askeri, bürokratik darbe her yerde gayrimeşrudur, Tunus'ta da gayrimeşrudur. Tunus halkı anayasal düzene ve hukuka sahip çıkacaktır dedi Meclis Başkanı Mustafa Şentop yaptığı paylaşımda sosyal medya üzerinden. Şimdi Tunus'taki darbe girişimini konuşacağız. Yeni Birlik gazetesi yazarı Güngör Yavuz Arslan konuğumuz olacak. Güngör Yavuz Arslan, hoş geldin yayınımıza. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. İyi yayınlar. Önce sorayım, Tunus'ta neler oluyor? Nasıl gelindi bugüne, dün akşama? Tunus adeta kendi 28 Şubat sürecinin darbe versiyonunu yaşıyor. Mısır'da Sisi üzerinden uygulanan senaryo. Bugün Tunus'ta Cumhurbaşkanı Gays üzerinden seçilmiş ve demokratik yollarla gelmiş hükümete ve parlamentoya karşı gerçekleşiyor. 6 aydır sokaklarda dış destekli protestolar, hem pandemi hem de diğer sıkıntılarla ilgili protestolar vardı. Dün gece saatlerinde askeri yetkililerle, Genelkurmay Başkanı ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Said Gays, seçilmiş hükümeti başbakanı görevden aldığını, parlamentonun yetkilerini askıya aldığını belirten bir açıklamada bulundu. Aynı zamanda da kendisini ülkenin başsavcısı olarak ilan etti. Bu andan itibaren ülkede gerginlik başladı. Buna ilk tepki ülkenin en büyük ciddi siyasi hareketi olan ve şu anda hükümetin de başında bulunan, Tunus'ta bir koalisyon var, başında bulunan Nahda hareketinden geldi. Meclis Başkanı olan Rashid El Ghannouchi bunu darbeyi tanımadıklarına ilan ederek demokratik ve seçilmiş olan parlamentonun ve hükümetin görevde olduğunu ilan etti. Aynı şekilde Başbakan Meşiş'in de bu darbeye karşı hükümetin görevde olduğu yönünde açıklamalar var. İlerleyen saatlerde ordu güçleri özellikle parlamento binası etrafında ve kritik noktalarda konuşlandı. Ve çok ilginç, pek dünyada emsalini çok ender gördüğümüz parlamentonun girişleri zincirlendi. Evet. Meclis Başkanı orada askerlerle bir araya gelerek uyarısında bulundu. Seçilmiş halka ve demokrasiye karşı bunları gerçekleşmeyin. Şimdi hem Cumhurbaşkanı, yani darbe yanları, hem de demokrasi yanları, özellikle Nahda hareketinin taraftarları sokaklarda günün ilk ışıklarıyla karşılıklı eylemler var. Asıl burada sorulması gereken, Merve, Tunus bu sürece nasıl geldi? Bunu sordum zaten. Nasıl gelindi bu sürece? Bunun arkasında iki ülke var ciddi anlamda. Birincisi Birleşik Arap Emirlikleri. Son 6 aydır özellikle Tunus'ta fonladığı STK gazeteciler ve siyasi partiler üzerinden Tunus sokaklarını karıştırıyor. Diğer bir ülkede Fransa. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'ne yakın olarak bilinen Özgür Anayasa Partisi taraftarları Amir Mursi var başında. İlk andan itibaren darbeyi destekleyici yönde açıklamaları var. Şu anda en iyi anlatacak kelime, Mısır'da Genelkurmay Başkanı darbeci Sisi üzerinden uygulanan senaryo. Tunus'ta çok da ilginç, kendisi bir anayasa profesörü olan ve Cumhurbaşkanı Said Gays üzerinden gerçekleşiyor. Şunu da belirteyim, Cumhurbaşkanı seçilirken Nahda hareketi, yani şu anda hem parlamentonun başında bulunan hem de hükümetin başında bulunan siyasi yapı olan Nahda hareketi ikinci turda kaldığında Cumhurbaşkanı'na destek verdi. Evet. Desteklememişti. Yani kendini destekleyen siyasi harekete karşı da bir darbe girişiyor. Evet. Aslında Merve, burada söylenmesi gereken şu, bu asıl buradaki mücadele ne meclis başkanlığı görevinde bulunan Rashid El Ghannouchi'nin başında bulunduğu Nahda hareketine karşı. İşte onun siyasi büroları hemen askeri unsurlar tarafından sarıldı ve bu yönde de hareketler var. Asker sokakta öyle yüksek oranda bir şiddet olayları şimdiye kadar karşımıza çıkmadı. Ama işte televizyon, medya kurumlarının, özellikle Tunus televizyonunun sarılması, parlamento binasının sarılması, kritik noktalara konuşlanmaları ve ordunun içinden de yetkiler, örneğin Genelkurmay Başkanı'ndan da seçilmiş hükümetin ya da demokrasinin yanında olduğu yönde bir açıklama gelmedi.
Şimdi ülkenin evini anlatan fotoğraf şu. Seçimle gelen bir cumhurbaşkanı ki kendisi bir anayasa profesörü Kays Said parlamentonun yetkilerini aldığını, hükümetin yetkilerinin kendinde olduğunu ve kendini ülkenin cumhurbaşkanını yanında başsavcısı ilan ederek ülkede bir sivil darbe gerçekleştirdi. Buna karşı da Nahda Hareketi'nin başında bulunduğu Doğukan Düşü liderliğindeki siyasi yapı ve halk da bu darbeye karşı direniyor. Barışçıl müdahale çağrısında bulundu Kanlış'ı. Şu var. İşte taraftarlar sokakta bu nereye evrilecek? Şu var. Şu andaki görevde olan bütün bakanlıklar hükümete bağlı. Hala bunlar görevlerinin başında. Ne kadar Cumhurbaşkanı işte başbakanı görevden aldığına, Başbakan Beşiktaş'ı yerine birini atayak iktidarı da yani yürütmeyi de kendisini yürüteceğini bilirse de şu ana kadar bir başbakan yani darbeci bir başbakan açıklanmadı. Görüyoruz Arslan. Az önce söylemiştin bunun arkasında Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri var demiştin. Bu 2013'te Mısır'da yaşanan olayla çok benzerlik taşıyor. Sen de öyle mi düşünüyorsun? Elbette buradaki sürece baktığımızda özellikle son 6 aydır Tunus sokaklarındaki eylemlere ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin son dönemde işte Nahda hareketine karşı yaptığı söylemlere baktığımızda oranın yetkililerinin aslında bu darbenin ayak sesleri Tunus'tan geliyordu. Tunus neden önemli? 2010 yılında Arap Baharı'nın başladığı sürecin İlk başladığı ülke, bu sokaklarda bir halk hareketlerinin başladığı bir ülke. Özellikle bu Nahda hareketi ve Ganduş'un seçilmesinin nedeni de açıkça söyleyeyim. Siyasi çizgi ve Orta Doğu'da Türkiye'ye çok yakın ve demokrasiyle uzun süreden beri Orta Doğu'da demokrasiyle başa gelen bir hareket, siyasi hareket. Özellikle Libya meselesinde hem Libya'nın toprak bütünlüğünü hem orada Libya'nın meşru hükümetine yakın duran söylemleri oldu şu andaki iktidarın. İktidarın bu hem Fransa, Batı'da hem de Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeleri ciddi anlamda rahatsız ettiler. Şu fotoğrafı iyi görmek lazım. Libya'nın iki komşusu var. Biri Mısır, iki komşularından biri bir Tunus. Birinde darbeci Sisi şu an itibaren iktidarda. Diğer komşusunda da darbeci bir cumhurbaşkanı Said Kays olacak. Bu fotoğrafı iyi okumak gerektiğini düşünüyorum. Evet. İşte bu halk direnişi nasıl olacak? Bu darbeyi durdurabilecekler mi? Yani ben 28 Şubat sürecine benziyor dedim. Hı hı. 28 Şubat'ta da merhum Başbakan Erbakan da bir koalisyonun başındaydı. O dönemde Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan isim bu 28 Şubatçılara destek vermişti. Evet. Destek vermişti. Alt alta koyduğumuzda. Burada Tunus'ta da Cumhurbaşkanı askerlerle bir toplantı gerçekleşiyor. Bunun sonrasında başbakanı görevden aldığına, parlamentonun yetkilerini askıya aldığına ilan ederek ülkede bir sivil darbe gerçekleşiyor. Ve buna karşı da... Peki bunun gerekçesi olarak neyi gösteriyor? Ülkede devam eden gösteriler, işte pandemiyle mücadelede yetersizlik, yolsuzluklara kadar kendisinin söylediği birçok neden var. Konuşmasında bahane. Bunu gerçekleşti. Bahane. Ama burada en ilginç şey kendisi de bir seçimle geldi. Evet. Tarafsız listeden yani bağımsız listeden geldi. Ve ikinci tura kaldığında Nahda Hareketi kendisine destek verdi. Yani şu ve diğer siyasi partilerden de destek aldı demokrasi adına. Yani Tunus, Orta Doğu'yu yakından takip eden herkes bilir. Demokrasi kültürü olan, uzun yıllar Fransız sömürgesinde kalmasına rağmen demokrasi kültürü olan, 2010 Arap Baharı'ndan sonra ülkenin başında bulunan diktatör Bin Ali'yi devirerek seçimlere giden, işte bu seçimlerde de en öne çıkan parti Nahda Hareketi ve siyasi aktör olarak da meclis başkanlığı yürüten şu anda Raşit El-Ganduşi'ydi. Burada ben haber ekranlarında da tekrarlamakta fayda buldum. Bu meclis başkanı Türkiye'ye yakın bir isim. Özellikle son aylarda kendisinin konuşmaları sızdırıldı. Kendisine karşı hem medyada hem başka mercelerde bir karalama kampanyası başlatıldı. Görevden alınmaya çalışıldı. Çalışıldı ve bu dün akşamki süreç ortaya çıktı. Ve halk direniyor. İşte meclisin etrafında darbe karşıtları toplanmış durumda. Tunus için en uzun gün. Onu üzün. Biz de yakından takip ediyoruz. Peki. Güngör Yavuz Arslan çok teşekkür ediyorum. Aktardıkların için, değerlendirmelerin için kolaylıklar diliyorum.